Şehitler Tepesi boş kalmayacak sözünü beceriksizliğin kılıfı olarak görecek kadar küçülen, küçüldükçe milli ve manevi değerlerimizle arasını kapanmayacak ölçüde açan müfsif CHP zihniyeti karşımızdadır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki, Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacaktır. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay! Demek Şehitler Tepesi boş tutacaksın, öyle mi? Şehitler Tepesi'ni boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür, Türk düşmanlarına meydanı boşaltarak teslim eder. Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühadaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözü söylerken hiç mi gocunmadın? Hiç mi pişmanlık duymadın? Şehitler Tepesi boş tutulunca hainler tepemize üşür, zalimler yurdumuzun tepelerine musallat olur. Bunu da mı kavrayamadın? Suriye'nin Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nda 9 askerimizin şehit düştüğü yer olan Keltepe'nin ismi Şehitler Tepesi olarak değiştirilmiş. Şehitlerimizin manevi anılarına 9 Türk bayrağı Hassa Belediyesi tarafından dikilmişti. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu da mı inkar edeceksin? Buna da mı kara çalacaksın? Bu tepeyi de mi yok sayacaksın? Zannedersem Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da yaptığı konuşmayı Kılıçdaroğlu hiç duymamıştır. Ne diyor Aziz Atatürk? Bu sahada akan kan Türk kanları. Bu gökyüzünde uçan şehit ruhları devlet ve milletimizin sonsuz koruyucularıdır. Burada gerçeklerini söylediğimiz şehit asker abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Sayın Kılıçdaroğlu, senin gibilere rağmen Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmadı. Boş da kalmayacak. Çünkü aziz şehitlerimiz vatanın ve milletin ebedi manevi muhafızlarıdır. Kılıçdaroğlu, sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin. Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin. Esad'ın kan kardeşi, Mehmetçik katillerinin yoldaşı olamazsın. CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize ihanet etme, yazık etme, haksızlık etme. Esad ile görüşelim diyen maskaralar yaşadığımız ülke Türkiye'dir. Ne işimiz var İdlib'de, orada ne işin mücadele ediyor Mehmetçik sorularını soranlar? Kem konuşmayın, kötü konuşmayın, kifayetsiz konuşmayın. Yüzünüz kızarmıyorsa bari milletten utanın, olmadı Allah'tan korkun.